Piyasalarda dün ve bugün yaşanan hareketler bize çok net bir şekilde gösteriyor ki arkadaşlar, kaldıraçlı işlem yapmak ve günlük alsat yapmak avantaj değil, büyük bir dezavantajmış. Bugüne kadar yaşanan bütün kazanımların bir anda geride kalmasını beraberinde getirebiliyormuş. Altında %4, %5'lik bir kayıp, dünden bahsediyorum. Dolar cephesinde yine %5'lere varan kayıplar, eğer ki kaldıraçlı işlem yapmış olsaydınız arkadaşlar, o kayıplarla çoktan hesaplarınızı patlatmıştınız. Nitekim beklemeyi başaranlar, kaldıraçlı işlemler yapmayanlar, günlük alsat yapmayanlar, sabırlı olmayı başaranlar bugün sabah uyandıklarında doları neredeyse eski seviyelerinde gördüler. 8.40'dan 8 liraya düşen dolar kuru sabah saatlerinde tekrar 8.40'ın üstündeydi. Sonrasında bir miktar gevşedi. Şu sıralarda da 8.27, 8.28 seviyelerinde geziniyor. Demek ki arkadaşlar, kaldıraçlı işlem yapmak dünyanın en tehlikeli işlerinden birisi. Büyük balinalara yem olmak dışında hiçbir şeye hizmet etmezsiniz. Dün özellikle yaptığım videoda keriz silkelemesinin ağa babası dedim. Öyle net, öyle bariz bir şekilde bu keriz silkelemesini yaptılar ve o kadar çok insanın stoplarını patlatıp hesaplarını sıfırladılar ki anlatamam sizlere arkadaşlar. Bu arada panikleyen pek çok bireysel yatırımcı da koşa koşa bankalara gitti ve dolar hesaplarını Türk lirasına çevirdi, hem de en dip seviyelerden. Sabah uyandıklarında ise 8 lira olan dolar kuru 8.40 seviyelerindeydi. İki şeye çok dikkat edin: kaldıraçlı işlem yapmamaya, günlük alsat yapmamaya ve aynı zamanda paniklememeye arkadaşlar. Bunu yaptığınız sürece arkanıza yaslanıp kahvenizi yudumlamaya devam edeceksiniz. Çünkü bütün veriler bize gösteriyor ki altında da, dolarda da, diğer değerli madenlerde de, Euro'da da, sterlinde de yükseliş eğilimi tüm gücüyle devam edecek. Türkiye'de de devam edecek, dünyada da devam edecek. Ve bu videoda da sizlerle ayrıntılarını paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Altın fiyatlarının düşmesinin temel nedeni neydi? Pfizer'le AstraZeneca'nın aşı geliştirdiklerini açıklamaları ve %90 oranında başarı elde ettiklerini söylemeleriydi. Bunun sonrasında çok ciddi hareketler gözlendi, özellikle altın cephesinde. Tabi bir bayram havası estirildi, sanki her şey halledilmiş gibi. Borsalarda arka arkaya çok sert yükselişler kaydetti, özellikle bankacılık hisseleri öncülüğünde. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada, Amerika'da da, Avrupa'da da, Asya ülkelerinde de. Bunun geçici olduğunu ve aşıyla ilgili çok daha temkinli yaklaşılması gerektiğini yine dünkü videomda sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Nitekim bugün düşen haberler çok net bir şekilde bizim nasıl bir öngörü yaptığımızı ortaya koyuyor. Tıp uzmanları, aşı uzmanları diyorlar ki evet, bu iki firma aşıyı geliştirmiş olabilir. Şu anda %90 oranında başarı elde etmiş gibi görünüyor da olabilir. Ama çok önemli soru işaretleri var. Aşı ne zaman üretilecek? Ne kadar kişiye ulaştırılabilecek, dağıtılabilecek? Çok daha ötesi, etkisi ne kadar devam edecek? Yani aşıyı vurduktan sonra 2 gün sonra ya da 3 ay sonra insanlar tekrar koronaya yakalanıp hayatlarını kaybediyorsa eğer, bu aşı sorgulanabilir bir aşıdır. Ve ne yazık ki açıklamada bunun cevabı yok diyorlar. Onun için de aşıların her ikisine de son derece temkinli yaklaşıyor uzmanlar. Bu açıklamalar gelir gelmez arkadaşlar, altın o satış baskısından kurtuldu, ufak ufak yukarıya hareket etmeye başladı. Aslında aşıyla ilgili gelen bu haberlerin son derece spekülatif olabileceğini bana göre zaten büyük yatırımcılar, özellikle hedge fonlar gayet iyi biliyorlardı. Doların da altının da yakın zaman içerisinde agresif bir şekilde yukarıya çıkacağını zaten öngörüyorlardı. Ama aşıyı bahane ederek mümkün olduğunca altını en dip seviyeden alabilmek için dün yoğun bir satış baskısı içerisine girdiler. Kendileri ufak tefek zarar ettiler ama küçük yatırımcıların pek çoğunun stoplarını patlattılar arkadaşlar. Uluslararası piyasalarda altın onsunun agresif bir şekilde sert hareketler yapmasının temelinde de patlayan o stoplar vardı.
Ve öbür taraftan Türkiye'de Merkez Bankası Başkanı değiştirilmiş olmasına rağmen, değiştirilen Merkez Bankası'nın yerine bir siyasetçi getirilmiş olmasına rağmen, aynı zamanda Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanı başarılı olsun olmasın fark etmez, istifa etmiş olmasına rağmen ve bu istifa ile ilgili hala belirsizlikler olmasına rağmen, Biden'ın seçimleri kazanmasına ve Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına rağmen, dış borca, cari açığa rağmen, dün dolarda da inanılmaz sert bir şekilde düşüş gözlendi. Bunu da sizlere söyledim arkadaşlar. Dedim ki bakın bunların hepsi geçici. Bugünkü bu panik hareketlerine sakın kanmayın. Büyük bir oyun oynanıyor. Büyük bir tuzak kuruluyor. Büyük bir keriz silkelemesi yapılıyor. Aman ha sakin olun diye ısrarlı bir şekilde sizleri uyarmaya çalıştım. Söylediğimizin temelli olduğu da bugün itibariyle hemen ertesi gününde ortaya çıkıverdi arkadaşlar. Bütün dünyada pandemi tüm hızıyla yayılıyor. 52 milyon insana yaklaşmış durumda vaka sayısı. 52 milyon diyoruz ve vaka sayıları tüm hızıyla artıyor. Avrupa ülkeleri hızla kapanıyor. Hem ekonomik anlamda hem sınırları anlamında. Sanayi hızla küçülüyor. Üretim hızla azalıyor. Uluslararası ilişkiler arasında çok ciddi mesafeler konuluyor. Dünya ticareti durma noktasına gelmiş durumda. Pek çok önemli Merkez Bankası'nın yakın zaman içerisinde varlık alımlarını daha da arttıracağı konuşuluyor. Biden'ın gelmesiyle birlikte her ne kadar mavi dalga çok net bir şekilde ortaya konulmamış da olsa, Senato'daki çoğunluğu Demokratlar büyük bir güçle kazanmamış da olsa, teşvikleri destekleyecek Cumhuriyetçilerle birlikte bu teşvik sürecini çok hızlı bir şekilde gündeme getirecekler ve teşviklerin piyasaya bir an önce girmesini sağlayacak. 3 trilyon dolar, 4 trilyon dolarlık rakamlardan bahsediliyor. Ve bu rakam piyasaya girdiği an itibarıyla altının yükselişinin çok hızlı olacağı, yeni rekor denemeleri yapacağı çok net bir şekilde ortada. Peki bunu ben görürken sanıyor musunuz ki dünyadaki hedge fonlar bunu görmüyor? Büyük yabancı yatırımcılar bunu görmüyorlar. Altında büyük pozisyonlar almışken, almaya devam ederken, onları da satmazken niye hiç seslerini çıkartmadılar dün? Önümüzdeki günlerde gerek Avrupa ülkelerinin gerek Amerika'nın arka arkaya mali teşvik paketleri açıklamasıyla birlikte hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem İngiltere'nin hem de Amerika Merkez Bankası Fed'in varlık alımları sürecini hızlandırmasıyla birlikte altın kontrolsüzce bir yükseliş eğilimine girecek arkadaşlar. Onun için ısrarla size diyorum, lütfen sakin olun. Lütfen uzun vadeli düşünün. Lütfen kısa vadeli hareketlerden uzak durun. Lütfen tuzaklara düşmeyin. Lütfen büyük oyunlara gelmeyin arkadaşlar. Ne Türkiye'de gelin ne de dünyada gelin. Gelelim Türkiye'deki dolar bundan sonraki süreçte ne olacak meselesine. Hazine Maliye Bakanı ayrıldı, istifa etti biliyorsunuz görevinden Berat Albayrak ve yerine yeni Hazine ve Maliye Bakanı atandı. Lütfi Elvan. Lütfi Elvan kimdir? Aslına bakarsanız bir maden mühendisi. Ulaştırma Bakanlığı'nda bir süre çalışmış durumda ve sonrasında da sürpriz bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanıyor. Sürpriz bir şekilde diyorum çünkü kendisi de sürpriz oldu bana diyor. Yani bunu sadece ben söylemiyorum. Lütfi Elvan'ın kendisi de diyor ki vallahi bana da sürpriz oldu. Nereden çıktı bilmiyorum'a getiriyor. Ben nereden çıktığını söyleyeyim arkadaşlar size. Mümkün olduğunca Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda şu anda güçlü bir ismin olması istenmiyor. Bir vekil atanıyor ve Hazine Maliye Bakanlığı gördüğüm kadarıyla arka planda gölge bakanlıkla yönetilecek. Kimdir o gölge bakanın cevabı? Elbette bende yok. Ama emin olun kararları verecek kişi Lütfi Elvan olmayacak. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Yeni bir tevatür var. Merkez Bankası Başkanı, yeni Merkez Bankası Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'ndan söz aldı. 300 bas puanla 600 bas puan arasında bir faiz arttırımı gelecek. O nedenle de dolar acayip düşecek. Zaten dünkü doların düşüş sebebi de oydu. Ayın 19'undaki toplantıda yüksek bir faiz arttırımına gidecek. Bakın piyasada dedikodu spekülasyonu yapılıyor şu anda. Dedikodu spekülasyonu. Aslında yalan haber yayıp buna göre pozisyon almanın adı manipülasyondur. Ama hadi neyse biz şimdilik dedikodu spekülasyonu deyip geçiştirelim bunu. Bakın arkadaşlar daha önce yayılan yalan haberler. ÖTV düşürülecek haberi. Merkez Bankası çok yüksek faiz arttıracak haberi.
bir önceki faiz kararı sürecinden bahsediyorum sizlere. Şu anda yayılan yüksek faiz arttırımı yapılacak haberi. Yapılamaz. Yapılırsa bunun hesabını Sayın Cumhurbaşkanı vermek zorunda kalır. Siyaseten büyük bir çöküş anlamına gelir. Hadi doların yükselişini bir şekilde dış güçlere bağladınız. Faizi kendi inisiyatifinizle yükseltmeyi neye bağlayacaksınız? Velev ki 700 bas puanlık, 600 bas puanlık ya da 300 bas puanlık bir faiz arttırımı oldu. Doları durdurmaya yetecek mi bu? Hemen hesap yapalım. Enflasyonla faiz denklemi. Enflasyon %12-13 civarında geziyor. Önümüzdeki günlerde daha da yükselecek. Kasım, Aralık aylarında enflasyonun agresif bir şekilde yükseliş eğilimine girdiğini göreceğiz. Hem kur yükselişine bağlı olarak hem de maliyetlerin artması nedeniyle. Aynı zamanda üretimsizlik nedeniyle. Siz 300 bas puanlık bir faiz arttırımı yapsanız 13-14 civarına çektiğiniz bir faiziniz olacak. Vergisini koyduğunuzda, stopajını koyduğunuzda, CDS'ini koyduğunuzda en az 5-6 puanlık negatif faiz ortamı doğuyor. Daha ötesini söyleyeyim. Kur riski hala ortada dolaşacağı için kimse 3-5 puan için dolardan altından çıkıp faize dönmeyecek. Öyle 300-500 bas puanlık arttırımlarla bir şey olacağı yok. Bir süreliğine doları tutarsınız, 20-30 kuruş geri çekersiniz ama daha sonrasında yükseliş çok daha hızlı olur. Neden mi bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü Türkiye'nin makroekonomik problemleri çok büyük. Hep konuşuyoruz dış ticaret açığını, cari açığı, kısa vadeli borçları, Türkiye'deki satın alma gücünün düşmüş olmasını, kur üzerindeki baskıyı, kur kıtlığını, bir türlü yurt dışından yeni borcun bulunamadığını, swap anlaşmalarının yapılamadığını, bunların hepsini konuşuyoruz ama bakın bugün işsizlik rakamları açıklandı arkadaşlar. %13.2 Türkiye'deki işsizlik Ağustos ayında, yani mevsim etkilerinin en avantajlı olduğu ayda %13.2'lik bir işsizliğimiz var. Şimdi nefeslerinizi tutun arkadaşlar. Genişletilmiş işsizlik rakamı da açıklandı bu kez. Genişletilmiş işsizlik rakamı nedir? İş aramaktan vazgeçenler, umudunu yitirenler, son 3-4 aydır iş başvurusu yapmayanlar vesaire vesaire. Bunları işin içine kattığınız an itibarıyla %28.5'lik bir işsizlik var Türkiye'de arkadaşlar. Türkiye'de aslına bakarsanız her 3 kişiden birisi işsiz. Genç işsizlik %26.1. Onun genişletilmişini koymaya cesaret edememişler anladığım kadarıyla. Onun da genişletilmişini koyduğunuz zaman %50'lere yaklaşıyorsunuz. Yani Türkiye'de neredeyse her iki gençten birisi işsiz. Üniversite mezunları mı? Onu konuşmaya bile gerek yok artık. Türkiye'deki makroekonomik veriler sadece cari açık, dış açık vesaire meselesinden öte işsizlik meselesiyle de karşımıza çıkıyor. Bütün bu sorunlar Türkiye ekonomisindeki büyük sıkıntıyı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Öbür taraftan Türkiye vergi toplayamıyor. Her iki senede bir, hatta neredeyse her yıl vergi barışları ilan etmesine rağmen vergi toplayamayan bir ülke haline geldi. Korkunç bir bütçe açığımız var. Seneye bu bütçe açığının ikiye katlanması konuşuluyor. İşler bu kadar sarpa sarmışken ve yurt dışından da hiçbir kaynak bulunamıyorken ve reformist çözümlere de gidilmiyorken, yerli kaynaklar kullanılarak üretim modeli seçilmiyorken, işsizlik nasıl düşürülecek, ithalatın önü nasıl kesilecek, kurun maliyetler üzerindeki etkisi nasıl azaltılacak? Daha ötesini söyleyeyim. Olmayan kur nereden bulunacak vatandaş dışında? Vatandaşın kuru var, cebinde parası var. Ama vatandaş da bu yavaş yavaş yükselen kur trendini gördüğü için sürekli olarak satmak yerine almaya devam ediyor. Keza altın da almaya devam ediyor. Türkiye'de vatandaş ikna etmenin tek bir yolu var. O da kur şoku, devalüasyonist etki. Aynı 2018 Ağustos ayında olduğu gibi. Bu olmadığı sürece vatandaş kurunu bozmayacak, almaya devam edecek. Kur şoku yaşanmadığı sürece yabancı da Türkiye'ye gelmeyecek. Hangi faizi verirseniz verin. Anlayacağınız, Türkiye kaçınılmaz bir kur şokuna emin adımlarla ilerliyor. İşte büyük resim bu arkadaşlar. Bu büyük resmi gördüğümüz müddetçe de kendimizi korumak zorundayız. Mümkün olduğunca Türk lirasının bu mevcut riskini almamak, mevcut pozisyonlarımızı koruyup mümkün olduğunca uzun vadeli pozisyonlar almak, tek derdimizin paramızı korumak olduğunu bilmek ve tabii ki
açgözlülükten uzak durmak, kaldıraçlı işlemlerden uzak durmak arkadaşlar. Bir de paniklemediğinizde emin olun kahvelerinizi yudumlamaya devam edeceksiniz. Ha, yakın zaman içerisinde ne mi olacak? Doların sene sonuna kadar 9 lira ile 10 lira aralığına girdiğini göreceğiz. Bu da iyi ihtimal arkadaşlar. Sterlini, euroyu konuşmuyorum bile, paralel olarak onlarda yükseliş eğilimini devam ettirecek. Borsalarda çok sert satış baskıları göreceğiz. Uluslararası piyasalarda onsun yeni rekor denemeleri yaptığını, 2300 hedefine hareketlendiğini göreceğiz. Gram altının çok kısa vadede 600 liranın üzerine doğru gittiğini göreceğiz. Devalüasyonist etki gerçekleşir ve ons rekor denemeleri yaparsa gram altının 1000 liraları zorlamaya başladığını göreceğiz. Gümüşün de agresif bir şekilde yükseldiğini göreceğiz. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.